Değerli hocalarım merhabalar. Üçüncü denememiz ile devam ediyoruz çözümlere. Birinci sorudayız. İskitle ile ilgili bir soru sordum. Aşağıdakilerden, özür dilerim, yukarıda verilen öncüllerden hangileri, İskitle ile ilgili verilen öncüllerden hangileri doğrudur diye bir soru. Önemli bir konu. Atı evcilleştiren ilk Türk boyu olarak kabul edilir. Maden işlemedeki başarılarından dolayı Bozkır'ın kuyumcuları olarak adlandırmışlardır. Gök tanrı inancına sahiptiler. Atalar kültünün ilk izleri görülür. Bu öncüllerimizin hepsi doğrudur arkadaşlar. Cevap şıkkımız E şıkkıdır. Ama şunu da unutmayalım. İlk kadın hükümdar Tomris Hatun İskitlerin hükümdarıdır. Üçüncü soru ile devam ediyorum. Hadimül Haremin ünvanını kullanan ilk Türk İslam hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Padişahı 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim ile özdeşleşmiş olan bir bilgi arkadaşlar, bir ünvan. Ancak arkadaşlar Türk İslam tarihinde bunu kullanan ilk hükümdar C şıkkındaki Selahaddin Eyyubi'dir. Bunu da unutmayalım. MEP müfredatına dahil olan yeni bir bilgi. Ayrıca Selahaddin Eyyubi'ye çok dikkat ediyoruz. Kudüs Fatihi olarak bilinir. Hıddin Savaşı ile 1187'deki Hıddin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri almıştır. Bu nedenle 3. Haçlı seferine neden olacaktır. 7. soru ile devam ediyorum. 3. denememizin 7. sorusundayız. Bugünkü Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, İznik, Düzce, Yalova gibi illeri kapsayan coğrafi alanın antik çağda aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru. MEP müfredatına yeni dahil olan bir kavram arkadaşlar. Bu kavramın karşılığı Bitinya bölgesidir arkadaşlar. 8. soru ile devam ediyorum. Kayı boyunun simgesi olan ok ve yay Osmanlı tarihinde ilk kez hangi dönemde paralar üzerinde kullanılmıştır diye bir soru. Aynı zamanda Osmanlı'nın da ilk şair padişahıdır arkadaşlar. Kültürel faaliyetlere çok önem vermiştir. Döneminde de Enderun Mektebi açılmıştır. O zaman değerli hocam Osmanlı'nın mensup olduğu boy kayı boyu. Güçlü kuvvetli anlamına gelir. Simgesi ok veya ilk kez 2. Murat döneminde paralar üzerinde bastırılmıştır bu simge. Cevap şıkkımız C şıkkıdır arkadaşlar. 11. soru ile devam ediyorum. Osmanlı'nın ekonomisini bozulmasıyla beraber ödemelerde kolaylık sağlamak için paranın değerinin kırpılması işlemine ne ad verilir? Paranın değerinin kırpılması. Bu ne demek? Osmanlı Devleti'nin ilk parası Osman Bey döneminde. İlk gümüş para Orhan Bey. İlk altın para 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet. İlk kağıt para Abdülmecit döneminde Kaime-i Mutebere olarak bastırıldı. Bakın arkadaşlar gümüş, altın vesaire diye saydım ben. Ekonominin bozulmasıyla beraber paranın değeri kırpılmıştır. Yani içindeki değerli madenin oranı azaltılmıştır. Bu işleme ne isim verilir arkadaşlar? C şıkkındaki taşiş adı verilmiştir. Değerli arkadaşlar 12. soru ile devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nin son döneminde İttihat ve Terakki döneminde yani açılan İtibari Milli Bankası Cumhuriyet döneminde hangi bankanın bünyesine alınmıştır? Arkadaşlar, Cumhuriyetimizin ilk bankası olan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bankası olan, aynı zamanda ilk özel banka olan, aynı zamanda yurt dışında şube açan ilk banka olan İş Bankası, İtibar-ı Milli Bankası'nı bünyesine almıştır. Cevap şıkkımız A şıkkıdır. 15. soru ile devam ediyorum. Milli mücadele dönemi ile ilgili bir soru. İzmir'in işgali ve burada cereyan eden olaylardan sonra Paris Barış Konferansı'nda Yunanlar ile Türk Milli Kuvvetleri arasında bir sınır tespiti için gönderilen kişi. Arkadaşlar örneğin B şıkkındaki General Harbert 2020 sorusuydu. Bu kişilere dikkat etmenizde çok büyük fayda vardır. Cevap şıkkımız A General Milne'dir arkadaşlar. Devam ediyorum. 17. soru ile bir cemiyet sorusu. Yine milli mücadele dönemiyle ilgili bir cemiyet sorusu arkadaşlar. Yakup Şevki'nin öncülük etmiş olduğu cemiyet. Ermeni çetelerine karşı mücadele etmek. Aynı zamanda geçici bir hükümet kurmuş olan ve kongre düzenleyen ilk
cemiyet aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Değerli hocam, şimdi şunu unutmayalım. Bizim genelge ve kongreler dönemi olarak adlandırmış olduğumuz dönem bununla başlar. Çünkü kongre toplayan ilk cemiyettir. Son kongre hangisi arkadaşlar? Pozant Kongresi. Mustafa Kemal'in de katılmış olduğu kongre arkadaşlar. Burada bahsetmiş olduğumuz cemiyet Kars İslam Şurası'dır arkadaşlar. 19. soru ile devam ediyorum. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Mustafa Kemal Paşa aşağıda verilen cephelerin hangisine görev yapmaktaydı diye bir soru. 2020 sorusu neydi arkadaşlar? Şuydu. Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Mustafa Kemal hangi görevi yapmaktaydı? Tabii ki Sofya Ateşe Militerliğindeydi arkadaşlar. Cevap şıkkımız oydu. Şimdi buna benzer bir soru sordum arkadaşlar ben de. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği ilk cephe Çanakkale cephesi. Ardından Kafkas cephesine geçti. Daha sonradan arkadaşlar Suriye cephesinde mücadele etti. En son mücadele etmiş olduğu cephe hangisi arkadaşlar? B şıkkı Suriye cephesi. Değerli arkadaşlar 24. soru ile devam ediyorum. İnkılaplarla ilgili bir soru. Eğitim öğretim birliğinin sağlandığı kanun aşağıdakilerden hangisidir diye kısacık bir soru arkadaşlar. Bugüne kadar eğitim öğretim inkılapları ile ilgili çok zor sorulmuş bir soru yok arkadaşlar. Gayet makul seviyede sorulmuş sorular. Tabii Osmanlı'dan özellikle Tanzimat döneminden itibaren ikili eğitim görülmekteydi arkadaşlar. Yani hem eski kurumların hem yeni kurumların hem batı tarzı eğitim kurumlarının hem azınlık okullarının olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Cumhuriyet döneminde buna bir son verildi arkadaşlar. O da Tevhid-i Tedrisat Kanunu'dur arkadaşlar. 1924 yılında çıkarılmış olan kanun. Cevap şıkkımız B şıkkıdır. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sorusu ile devam ediyorum. 26. soru. Özellikle gündemde çok sıcak arkadaşlar bu konu. Azerbaycan hakkında sorulmuş olan bir soru. Şimdi Azerbaycan'ın tarihini bilmekte fayda vardır arkadaşlar. Burada ona dokundum. 2020 yılında da arkadaşlar Azerbaycan'la ilgili bir soru sorulmuştu. Azerbaycan hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir? Azerbaycan'ı ikiye bölen ilk antlaşma 1813 Gülistan Antlaşması'dır. Doğru. 1828'de Türkmençay Antlaşması ile Rusya ile yapıldı. Bir kez daha bölünmesi kabul edildi. Doğru. C şıkkında 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilan edildi ve Nuri Paşa Kafkas İslam Ordusu'nu kurmuş ve göndermiştir. Doğru. Şimdi D şıkkına bakalım. Tekrar Rusya egemenliğine girdi ardından arkadaşlar. 1991'de bağımsız olur ve 1992'de Mehmet Emin Resulzade Cumhurbaşkanı seçilir. Bir dursun arkadaşlar. Ermenistan ile Dağlık Karabağ sorunu yaşamıştır. Bu da doğru arkadaşlar ki 2020 yılında sorulan bir soru. Cevap şıkkımız D. Arkadaşlar burada Mehmet Emin Resulzade değil. Mehmet Emin Resulzade 1918-1920'lerde aktif olan bir isimdir arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Ayrıca değerli arkadaşlar şöyle bir bilgi de vereyim. İlk Türk Cumhuriyeti yani Cumhuriyet'te yönetilen ilk Türk devleti Azerbaycan değildir. Şimdi Balkan Savaşları'ndan sonra Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kuruldu. İlk Türk Cumhuriyeti'dir bu. Ama çok kısa süreli. Ve arkadaşlar ardından 1918'de Azerbaycan bir cumhuriyet olarak kurulmuştur. Arkadaşlar bu da daha sonra Rusya egemenliğine girecek değerli arkadaşlar. Üçüncü denememizin son sorusunu çözdük. Dördüncü denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.